Ortadoğu Halkı'nın en lezzetli oyun programına, oyunlu mamilere hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Outlast serimize devam ediyoruz. İkinci bölümde beraberiz. Kaldığım yerden devam ediyorum söylediğim üzere. Üç tane yol vardı. Şuradan bir gideyim. Buralarda toplanılabilir bir şeyler var mıdır? Abi sen ne yapıyorsun? Yani bir şey dikkatimi çekmedi ama ben burada bir kamera açayım. Yok burada bir şey. Aha. Bakalım. Hastanın baş harfleri CLV Walker. 32 yaşında erkek. Terapi durumu. Morfojenik motor aktivitesi yaklaşık 2000 ppm ile düz seviyede. 3. evre hormon programının ötesine geçmek için riskli. Spirometrafi ve orta bronş birikimi falan. Ya bizim için önemli olan şu görüşme notu büyük ihtimalle. Şu, anlamıyoruz çünkü okusak da. Walker ile gözetim altında görüşüldü. Akabinde kendine zarar verip yaraladı. Dev cüssesi nedeniyle daha sıkı güvenlik altına alınmalı. Az önce karşılaştığımız arkadaş o olabilir, bizi aşağı fırlatan iri cüsseli falan. Kendi eti hakkında kaygılandığını dile getirdi. Özellikle dudak ve burun çevresinden. İlgilenecek hasta bakıcıların kendi kendini yaralama olasılığına dikkat etmeleri gerekir. Afganistan'da görev yaptığı sırada sürekli maruz kaldığı zihinsel travmalar sürecini geciktirecek gibi görünüyor. Kimyasal ve fiziksel sınırlamaların devam ettirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Büyük ihtimalle bu az önce karşılaştığımız arkadaş. Ha şu kıpırdıyor dediğimiz arkadaş mı bu? Karakterimizin nefes alıp verişi bile hızlanıyor. Yok, gerçekçi oyun ya. Anam sen benim üstüme atlama ya. Buna ne olmuş? Bunun ağzı yüzü kaymış, bir tarafa gitmiş. Abba. Yok. Sizden zarar gelir mi? Gelmez. Ya bak hemen kayıt aldı. Yüz çünkü bir kaymış. Bakalım ne kaydı aldı. Zaten notlara mı gidiyor o şey? Evet. Garip adamlar ve bozuk televizyon. Bir grup garip adam kesik bir yayına bakıyor. Görünüşe göre hastalar. Burada her ne olduysa kurtulmuşlar. Fakat akılları gitmiş. CTRL ile şey yapalım. Buradan büyük ihtimalle gidiş yok ama. Yok belli zaten. Belki daha sonra açılır. Şu arkadaş beni korkutuyor. Hım. Bence bu ölmüş ama. Yok ölmüş. Güvenlik kontrol anakartı. Güzel. İyi iyi. Bir ayak sesi mi duydum? Lütfen yanlış duymuş olayım. Seni kayda alsam bir şey olur mu? Demin bir not aldı, ona da bakacağız arkadaşlar. Tab. Ya büyük ihtimalle envanterimizi şey yaptı ya. Şunu aldığımızı yazdı. Daha yeni alışıyorum, kusura bakmayın. Ha şu kenara elle tutulma mevzusu. Güzel güzel. Bunlar güzel detaylar.
Size güveniyorum. Bir şey yapmazsınız. Bu adam... Belliydi böyle bir şey olacak. Evet. Altımıza ettir, ondan sonra geç kenara uyu. Büyük ihtimalle şu koridora gideceğiz arkadaşlar. Burayla işimiz bitti gibi gözüküyor. Bu kan burada var mıydı? Bir şey parlıyor ama pil değil, değil mi? Yok, canmış. Şuraya gitmiştim geçen bölümde galiba ya. Bir emin olamadım. Hemen kısa bakıyorum arkadaşlar. Yok, buraya bakmıştık. Tamam. Koşarken Q ve E ile arkana bakabilirsin. Güzel. Takip sahneleri falan olursa işe yarar. Security room, bilmem ne room. Tamam, buraya gidelim. Zaten şuraya isteseler de gitmem ya. Burası hiç tekin gelmedi bana. Şuraya gidelim. Ay. Yetişemedim. Kaydı alacaktım. Birisinin arkasından bir şey fırlamaz inşallah. Ya böyle bakıyorum, döküman mı anam. Bu arkadaşın ahı gitmiş, vahı da gitmiş. Döküman möküman not mod bir şey bulalım istiyorum ya. Araştır oynayalım. Yine amacı dışı kullanılan bir tuvalet. Pil. Anam. Yok, birisi bizimle resmen oyun oynuyor ya. Ama mecbur gideceğiz oraya. Çıkış yok. O deminki arkadaş olabilir mi? Security room. Yani. Büyük ihtimalle buraya gidilecek. Şuraya da bir bakmak istiyorum ama. Oraya yine gidilmez. Şu geçen uçtaki koridor gibi orası da açılmayacak diye düşünüyorum. Şuraya bir bakalım. Döküman. Bakalım. Wall Rider projesi mahal teftişi. Sayın beyefendiler, tüm rapor beklemede. Murkov şirketlerinin herhangi bir eylem yapması acilen beklenmektedir. Wall Rider projesinin aşırı yüksek değerlerdeki kar potansiyeli devam ediyor. 4 ölüm vakasındaki belirsizlik bir dava açılması için yeterli olmakla beraber kanıtların doğru şekilde yönlendirilmesi durumunda mağdur olacağımız kesin. Ailelerin ve devletin sabrı gün geçtikçe azalıyor. Ya amaçları kar etmek arkadaşlar bunların. Onlar da farkında ama yine de devam etmişler. Hala da devam ediyor da olabilirler deneylere. Evet. Seni bir kayıt edeyim mi? Büyük ihtimalle aynı koridora çıkacak ama. Evet. Bir şuraya girmedik. Şuraya da bakalım. Bunu biz seçmedik. Neden cilemesini çekmek zorundayız? Neden ölmek zorundayız? Walker hepimizi öldürecek. Evet. Bu içeriye şu kapıdan girmişiz zaten arkadaş, evet.
Walker dedikleri de onunla ilgili bir doküman mıydı bir şey bulmuştuk galiba ya. Chris Walker evet. Şu an kadar bir Billy var. Bir de Walker var. İkisinden birisi şu diğer notta bahsettiği iri kıyım arkadaş. Onlardan biri o. Güzel. Az önce aldığımız güvenlik kartı. Yok güvenlikler pert ya. Şöyle bir kayıt alalım. Yani tek bas bas bağırıyor benimle etkileşime gir diye zaten. Bakalım. Üzerinde kahve yazan kahve fincanı. Anam. Şu bizim rahip o. Evet. Yeni görev, Bodrum'daki jeneratör yeniden çalıştı. Ne oluyor lan? Ohohoho! Giriyor mu buraya? Gir 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 gir. Evet, başladık arkadaşlar. Şu yeni notlarda kasteden iri kıyım arkadaş bu. Lütfen beni bulma. Yan tarafı açtı. Ama sen durursan ben çıkamam. Yani. Çıkayım. Çıkasım yok. Arkadaşlar hiç o inmek istemediğim şeye, Bodrum'a ineceğiz. Jeneratörleri çalıştırmak için. Hazır görmemişken hiç şansımı zorlamayayım, ineyim ben. Bayağı karanlık yani. Doküman daha. Bakalım. Hipnotik deney ve araştırma. Kısaltılmış içerik. Bir önceki gece bir parmak doğrultup uyuyacaksın denmesi metot yürürlüğe girdi. Bayan Jackson ve Pierce başka bir tetkik olmadan derhal derin bir hipnotik duruma girdi. Bayan Pierce'a daha önce herhangi bir silahtan korktuğunu ifade etmişti. Bayan Jackson'ı şu an derin bir hipnotik uykuda uyandırmak için her yöntemi kullanmakta özgür olduğu talimatı verildi. Ve başarıyla sonuçlandı. Yakındaki tabancayı alıp Bayan Jackson'ı ateş etmeye tenezzül etti. Ona öfkesinin dışa vurmanın harika olacağı talimatı verildi. Böylece Jackson'ı uyandırmada başarısız olursa hiç tereddüt etmeden öldürecekti. Bayan Pierce, Jackson'ı ateş etmesi, boş havalı tabancayla tabii ki ve ardından derin uykuya geçmesi gereken talimatları yerine getirdi. Uygun talimatlar yapıldıktan sonra ikisi de uyandı ve olayları hatırlamadı. Yok bayağı birini hipnoz ediyorlar insanı. Deney ya, hepsi deney işte. Olaylar kendisine anlatılınca yukarıdaki belirten sekansı da mutlak suretle inkar etti. Tam anlamıyla bir hipnoz. Yalnız bildiğiniz hiçbir şey gözükmüyor hani gece görüşünü açmasam. Bel boyundaki objenin space ile zıplayacağız. Who's there? Evet, burada birisi var ya kesin yani. Çık. Burayı unutmayalım, şuradan geri dönebiliriz belki. Sonuçta bir tek jeneratörü açmak için geldik. Bir şurada kapı var. Şurası mı geldiğimiz yer? Evet.
İşte burada kapı var. Bir de burada var. Yani şuradan bir başlayalım. Başlamayalım. Diğer taraftan başlayalım. Pump room. Pilimiz yavaş yavaş bitmek üzere olduğu uyarısını veriyor. Bu kadar mı? Bir kapı zorlanıyor ama. Şöyle baksam daha mantıklı. Anav. Görme lan. Of. L'ye basıp pili değiştiriyorum. Burada hiç tavşan yok. Güzel. Domuzcuk olduk, tavşan da olduk. O şuradan geldi arkadaşlar. Onun geldiği yerden bir gidelim isterseniz. Saklanmak için yerler var. Anam! Saklan 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 saklan. O kesin gördü ya. Yapma. Yok bence görmüş olması lazım ama. Yakalayınca da direkt öldürüyorlar mı onu da bilmiyorum ki. Kaçma imkanımız var mı? Çıkalım. Şurada elektrik room. Jeneratör burada olabilir. Şu mudur? Bir değişiklik olmadı. Yapma. Lan burada dolap var mıydı? Vardı. Gir şuna. Acaba jeneratörü çalıştığımıza göre o su pompasına tekrar mı basmamız gerekiyor? Tam emin değilim. Ve geçen sefer bakmasan şimdi hiç bakmaman gerekiyor buraya. İyi bari. Gitmiş midir? Gitmiştir ya. Evet. Nereden gittik o ya? Bakalım. Açılmıyor.
kapı açık değildi. Açık mıydı? Oraya gittik. Lan! Şuraya giriyor mu? Gir. Görme, gözünü seveyim görme ya. Vallahi gördü. Eğilme. Cidden gelirdim ya. Üçüncü pilimiz de bitmek üzere. Bana pil lazım. Bunda yeşil yandığına göre biz bunu açtık. Buna bir daha basmamıza gerek yok. Çıkalım buradan. Ya anan... Gördü o ya. Görmedi. Valla benim oraya gitmem lazım. Gördüysen de yapacak bir şey yok. Pili değiştir. Şuraya bir saklanayım. O gitsin, ondan sonra ne yapacaksak yapalım arkadaşlar. Pili şunu da kapatayım. İyi var. Çıkıyorum. Çıkayım mı? Çıkayım. Vallahi gördüm. Anam. Şuradaki bir yere saklanasım var ama. Anam. Öldürme be. Hay ananı. Öldük. Acaba nereden başlatacak? Yani en baştan. Ama artık az çok ne yapılacağını kavradık. Bu sefer daha sorunsuz bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum. O yine çıkacak mı o kapıdan? Evet. Şuna girelim. Yine buraya gelecek büyük ihtimalle. Geldi. Tavşan var da sen göremiyorsun. Ne yapalım? Çıkalım. Sen buraya geleceğim mi ya?
Vallahi geliyor. Gördüm. Yine gördüm. Kaç 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 kaç. Anam burada da saklanacak yer yokmuş. Görme ya. Yine mi gördü? Ay seni. Yine şuradaki dolaba saklanacağım arkadaşlar. Bu sefer görme. Ne yapıyor be? Bu kapıya girmeye çalışıyor. Ve girdi. Buraya gelir mi o? Alalım. Vallahi. Hiç ayak sesi falan da duyulmuyor. Anam! Arkamızdan kapıyı kapat. Şunu da kapat. Yok daha oyunun başlarında bile şey yaptıyım, zorlandıysam İleride ne olur hiç bilmiyorum. Kapının ağzına etmiş.
Sen nereden gideceksin ya? Buraya gelir mi? Burada saklanacak bir yer de yok. Anan. Bıktırdı. Direkt şurada bekleyeceğim. Gördü. Yani görmez diyordum ama gördü. Burada. Koş. Şuraya sarılsam görür mü? Görme be. Yapma. Pilimizi değiştiriyoruz. Bana acil pil lazım. Bak nasıl geliyor bak. Hep geliyorum şu hareketi yaptığı zaman inecek aşağı bakacak diye. Şimdi üçünü de çalıştırdık herhalde ya. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir tane daha mı var acaba? Etkileşime girmemiz gereken. Şu mu? Vay. Buradan gelmiştik. Hiç daha da durasım yok. Anam. Vallahi iyi oldu bu. Daha da inmem buraya. Bakın kameralar falan hep devreye girdi işte, elektrik sistemlerini. Tamam, güzel oldu. Abo. Bilsem basmazdım. Şimdi elektrik sistemlerini devreye soktuk. Şuraya bir tekrar gidesim var. Tabii o iri arkadaş hala burada değilse. Rahip miydi acaba o? I'm sorry, my son. Evet. I didn't want to have to do this to you. Fakat gidemezsin, henüz değil. Tanık olman gereken çok şey var. There is so much yet for you to witness. Sen ne çirkin bir şeysin ya. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Abo. Arkadaşlar, askerlerin başına ne geldiği bu işte. Sırf görünür şeyler yok yani. Büyük ihtimalle hayaletli şeyler de var. Şu Wall Rider dedikleri de olabilir. Bakalım nerede uyanacağız.
Arkadaşlar bölümü sonlandıralım isterseniz ikinci bölümü. Bir nerede olduğumu anlayayım ben. Kameramız yanımızda. Büyük ihtimalle bizi bir akıl hastanesinin derinlerinde bir yere kilitlediler ama. Saklanmak için diyor. Saklanalım mı? Hemen kayıt aldık burayı da. Her tarafta huzur içinde yat falan diyor işte, rest in peace. Ne kaydetmişiz ona bakalım. Notlarımıza. Peder Martin'in hücresi. Bu rahip Peder Martin beni buraya getirip bir şey gösterdi. Bana satmaya çalıştı onu delirten. Yapacağımı düşünüyorum. Burada ters giden şeyin sorumlusunun Doktor Wernick'in falan ölmüştü. Huzur içinde yat diyor. Yani Peder Martin bizden buradaki şeylere hani gözlememiz, yani buradaki şeylerin farkında olmamızı, araştırmamızı istiyor. Hemen çıkıp gitmemizi istemiyor yani buradan. Bir takım şeylere gösterme niyetinde. Buradaki şeylerin sorumlusunun Doktor Wernick olduğunu düşünüyor. Fakat 10 yıldan uzun önce de ölmüş. Yani buradan çıkacağız herhalde. Veyahut da çıkmayacak mıyız? Açtı ve gitti. Arkadaşlar burada sonlandıralım ikinci bölümü. Büyük ihtimalle bu hücrelerin mekanından, hücrelerden, hapis bölümünden çıkmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.